Hayatım Otomobil'den herkese merhaba. Hamburg'dayız. Evet, Süleyman merhaba. Merhabalar. Deniz'den sonra Hamburg'da da beraberiz. Evet, hoş geldiniz. Çok çok güzel oldu burada olmanız. Evet, çok sağ olasın. Bizi güzel ağırladın. Hamburg'a geliş nedenimiz tabii ki Anadolu. Hem de Süleyman'ı ziyaret edelim dedik. Daha önce bahsetmiştim, Süleyman hem Anadolu hem Anadolu aşığı. Ve bu dördüncü Anadolu mu? İlk Anadolu'm ama dört tane Anadolu'm var. Evet. Biri bu. Zannedersem A1 vardı, Deniz'de görmüştük. Bir A1. Bir tane de aynısı A2 SL var Deniz'de. Evet. Bir de Böcek. Önceden gördüğümüz Anadolu böceğimiz. O zaten benim anlatırken çok gurur duyduğum bir otomobildi. Çok güzeldi. Umarım Deniz'de o yıllarca yaşar gider. Evet, Türkiye'den ilk gelen Anadolu artık fazlaca var değil mi Avrupa'da? Evet, birkaç tane var artık Avrupa'da. Bundan önce Hollanda'ya gelen vardı. Bunun Almanya'ya ilk gelen Türk otomobili bu otomobil. Birkaç tane daha var artık. Evet, bir tane de Fransa var zannedersem. Onu da görüyorum bazen sosyal medyada. Aynen, Fransa'da bir arkadaş getirdi. Almanya'da var birkaç tane. Herhalde 2-3 tane var. Bir ara bir STC de gelmişti ama yine geriye döndü. O Türkiye'ye geri döndü. Hasarı dayanamadı herhalde. Muhtemelen. Evet, belki de vatanını özlüyordur bu otomobiller. İlginç bir hikayesi var. Bunu sen getirdiğinde TÜV'deki insanlar bu otomobili tanımıyordu. Şimdi getirenler biraz daha şanslı galiba. Sen öncülük etmiş oldun. Nasıl oldu o süreç, TÜV süreci? Evet, çok korktuğum bir süreçti. Çok sağ olsun birkaç akraba, hepsi de yardımcı bulundu. TÜV alırken, bu historik plaka alırken ve plakasını alırken bile Alman trafik dairesinde beni çağırdılar. Şimdi son gün, her şey hazır, evraklar hazır. Son gün trafik dairesinde çağırdılar. Ben eyvah, herhalde bir şey eksik falan diye korktum. Yok, trafik dairesinin başkanı tebrik etti. Özel plaka verdi. Hamburg'da iki rakamlı sayılı rakamlar sadece motosikletlere verilir. Büyük şehirde buna 73 plakalı özel olarak bana hediye etti. Yani çok hoş karşılıyorlar ve tebrik ediyorlar. Evet, mesela SK Süleyman Keser 73'te 73 model olduğu için değil mi? Araba 78 model, 73 model benim. sana öyle. Trafik dairesi başkanı da öyle düşünmüş. Evet. Bilmeyenler için, Türkiye'de yaşayan arkadaşlar için H'nin anlamını söyleyeyim. Historik. Yani bu otomobil artık bir değer. Yani Avrupa'da historik otomobil. Yolda görenler peki historik plakayı görünce Türk olmayanlar. Türkler biraz tanıyorum ama Türk olmayanlar ne soruyor? Biraz önce mesela biri sordu. Bu ne? Yani Almanlar veya burada bilmeyenler hepsi soruyor. Bu marka nedir? Bu araba nedir? Hepsi de bilgi almak istiyor. Bazen trafik lambasını durarken önümden çıkıyorlar, arkamdan çıkıyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Büyük ilgi görüyor araba. Burası klasikçilerin buluştuğu bir yer galiba. Biz biraz erken geldik. Uçağa yetişeceğimiz için biraz böyle hızlıca davranıyoruz. O yüzden erken geldik. Burada mesela toplandığınızda çok bilgi soran oluyor mu sana? Evet, oluyor ve herkes tabii zaten beni tanıyor artık. Benzinlikçi buranın sahibi de tanıyor. Herkes merhaba diyor. Bu araba burada özel bir araba. Dediğim gibi herkes tanıyor. Bunun yanında Chevrolet'ler, Mercedes'ler falan oluyor. Onların sahipleri belki tanımazlar ama beni herkes burada tanıyor bunların arasında. Gördüğüm kadarıyla mesela sosyal medyada sık sık karşılaşıyoruz seninle, görüyorum. Almanya'da yapılan bu klasik etkinliklerine sıkça davet ediliyorsun. Aynen. Hem etkinliklere davet ediliyorum. Özel daveti bazen alıyorum bile. Fuarlara yani ücretsiz falan giriyorum. Çok dergide tabii fotoğraf falan çekmek istiyor. Peki mesela Otobild'e çıktın. Otobild'den nasıl bir davet aldın? Nasıl bir röportaj için davet ettiler onu, seni? Evet, onu burada benzinlik tanıştım. O röportaj yapan kişiye ve onun şefine yani müdürüne burada tanıştık. Onun da klasik otomobili var. Burada sohbeti konuşurken tabii ilgisini çekti. Evet. Mesela bir fotoğrafta Denizli'nin yöresel kıyafetlerine böyle fotoğraflar vermiştin. O da ilgi çekiyor öyle değil mi? Aynen, işte Otobild Klasik röportaj için benim muayenem gelmişlerdi. Orada o kıyafetleri görünce bununla çekebilir miyiz diye ilgilerine çekti. Öyle yapmak istediler. İlginç olmuş o da. Şimdi birinci nesil, ikinci nesil Türkler bu otomobili tanıyor. Üçüncü nesil nasıl tepki gösteriyor? Mesela gençler ne diyor bu otomobil için? İşte birçoğu tanımıyor veya çoğu bile tanımıyor. Soruyorlar bu araba nedir? Yani bana direkt soruyor. Ben Türk arabası diyorum. Yani Türk otomobil diyorlar. Onlar vay Türk otomobili var mıydı? Bunun ismi nedir falan diye ismini bile bilmiyorlar maalesef. Yani onun için eğitici bir şekli de var bu otomobilin. Aslında bir nevi sen kültür elçiliği yapıyorsun. Hem Almanlara hem 3. nesil Türklere, öyle diyebiliriz yani. Öyle diyebiliriz. Hem 1. ve 2. nesil yollarda çok çok seviniyor tabii bu arabayı görünce. Kendi gençliklerini hatırlıyorlar. Peki mesela etkinliklere gittiğinde zannedersem çok az Türk vardır klasik otomobil etkinliklerinde. Yabancıların mesela yaklaşımı ne oluyor? Yani mesela sen bunu bilgi verirken Türkiye'de üretildiğini anlattığında tepkileri ne oluyor? Evet, Almanların çok ilgisini çekiyor ve Almanlar bilgi almaktan da yani seviniyorlar. Benden bilgi istiyorlar, internetten araştırıyorlar. Peki gelelim otomobilin özeline. Bu A2 nedir özellikleri? A2 olmasının dışında kaç modelli bu? Bu 1978 model. 78 model. Anadolu A2 SL modeli. Hı-hı. Süper lüks modeli yani. Hı-hı. İkinci jenerasyon. İkinci jenerasyonu. Evet, MK2 diye geçen. Bu 1300 Cortina motorlu olan değil mi? Aynen, Cortina motor 54 PS. Hı-hı.
Yani 54 PSAT'tan bu otomobile yetiyordur. Evet, güzel bir otomobil toplamışsın. Gerçekten kurda gitmekten kurtarılmış bir Anadolu'muz burada. Yani ve Hamburg plakalı olması tabii ki bizi gururlandırıyor. Ben de seni işte daha önce Böcek'le bahsetmiştim. Facebook'ta gördüm, dedim ki herhalde Photoshop'ta yaptı bunu. Çünkü böyle bana çok şey gel, inandırıcı gelmemişti. Şimdi canlı canlı evet gördüm, dokunabiliyorum. Gerçekten güzel bir iş olmuş. Bu arada mesela Türkiye'den parça getirirken kimlerden yararlanıyorsun? Gürcan'la... Gürcan Albur'dan tabii yararlanıyorum. Şen Baba Otomotiv'den yararlanıyorum ve en fazla oradan getiriyorum. Türkiye'de olduğum zaman yedek parça kendimden, diğer kendi yanımda getiriyorum. Çok acil bir şey yardım olursa akrabalar falan da getiriyor ama artık buradaki depom yeterince büyük. Bayağı bir doldurdun. Zaten Deniz'de de bunun aynısından var. Oradan da herhalde bir şey olursa... Oradan da getirtiyoruz. Sorun değil. Evet, Böcek'te de Gürcan'ın emeği vardı, onu atlamışız. Gürcan selamlar. Evet, Gürcan'a çok çok selamlar. Evet, Böcek'te komple Gürcan'ın emeği vardı. Komple onu restore ettim. Bunu restore ettiğim zaman da Gürcan'la tanışmıyorduk. Ama Gürcan buraya da geldi ve burada da tabii kullandık bu arabayı, beraber gezdik. Evet. Mesela kullanırken bu direksiyonun çarpıklığı benim hep hoşuma gider. Birçok insan bunu üretim hatası zannediyor ama direksiyonu biraz çarpık oluşu. Biz Türk sürücüleri sol kolumuzu cam tarafına yaslamayı severiz. Biraz direksiyon o yüzden çarpık duruyor. Bu benim çok hoşuma gider. Sen de kullanırken dikkat ettim. El ister istemez oraya gidiyor değil mi? Aynen. Rahatlık öyle oluyor. Evet, istesen de istemesen de gidiyor. Evet, bu otomobilin mesela bir özelliği de ön koltukların tek sıra olması. O dönemde bu tek sıra koltuk Amerikan otomobillerinde vardı. Herhalde lüksü simgelen bir şeydi ki o dönemde bu da kullanıldı. Tabii ki o zamanlar Chevrolet'le rekabet vardı çünkü dolmuşlar Chevrolet'di. Anadolu'da dolmuşlarda çok kullanılan bir otomobil. O yüzden de tek sıra koltuk daha fazla yolcu anlamına geliyordu. O yüzden de bir avantajdı. Evet, ilk 4 kapılı fiberglass otomobil olma özelliğini taşıyor bu otomobil. Aynı zamanda ilk crash teste tabi tutulan Türk otomobili. Crash test sonucunu bilmiyorum. O yüzden hani yıldız konusunda bir şey söyleyemeyeceğim. Ama ilk defa bu teste tabi tutulmuş. Türkiye'nin çok fazla ilklerini barındıran bir otomobil olmasından dolayı Anadolu A2SL gerçekten dikkat çeken bir otomobil zamanında. Vallahi çok iyi korumuşsun. Yani burada bizim aynı zamanda elçiliğimizi de yapıyorsun. Hem otomobil konusunda hem de kültürümüz konusunda çok güzel bizi temsil ediyorsun Hamburg'da. Ben burayı çok seviyorum, bölgeyi çok seviyorum Hamburg'u. Seninle görüşmek bugüne nasipmiş. Diğer Anadolularını getirmeyi düşünüyor musun Türkiye'den? Yok, düşünmüyorum. Maalesef yerim yok burada. Yani yeterince yerim yok evde bunları hepsini barındırmak için. Tabii Böcek çok güzel olurdu ama biliyorsun buradaki hava şartları o kadar uygun değil. Evet, Almanya'nın en kuzeyindeyiz. O yüzden biraz böyle bugün bile yeterince soğuk bir hava aslında. Yine de bu soğukta bize vakit ayırdın, sağ olasın. Peki mesela diyelim ki biri geldi dedi ki ya Süleyman ben bu otomobili satın almak istiyorum senden. Biri gelmedi, yüzlerce kişi geldi. Yani arabada yani şey Lambo'da bile soruyorlar bizim Türk vatandaşlar. Araba satılık mı, satar mısın diye. Tabii ki satılık değil. Hiçbir paraya satılık değil. Çünkü bunun unvanı Almanya'ya gelen ilk Türk otomobili Alman plakası alabilen olduğu için satılamaz ve tabii ki benim çocuklar şimdiden daha küçük çocuklar bile diyorlar bu araba bizim olacak. Onun için bunun sahipleri belli benden yani sonraki. Buna paha biçilmez sonuçta. Aynen. Evet, evet, Hamburg'a geliş nedenimiz bu otomobil ve Süleyman'dı. Biz yine bu tür seyahatleri yapmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çok sağ ol Süleyman. Ben çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Ayaklarınıza sağlık. Görüşürüz.